Yani çok yoğun bir futbol, yoğun bir adrenalin, yani o futbolun o karmaşık dünyası bir ömür hani bir topun beşinde bitmemeli diye düşündüm açıkçası birazcık. Ondan sonra bu arada da çok okuyan, çok gündemi takip etmeye çalışan, özellikle bilişim sektörüne hani ilgim olduğu için bu alanda çok fazla girişimcilik hikayelerini böyle dinlediğim için hep kulağımın arka tarafında bu tip şeyler olduğu için böyle bir girişim sektörüne yani bir yazılım sektörüne yatırım yapmayı düşündüm. Bunun da üstünden 5 sene geçti. Şu an olarak çok mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle dijitalin bu kadar geliştiği, sosyal medyanın bu kadar geliştiği ortamda artık bilinen bütün ezberler bozuldu. Konvansiyonel medya yerini yeni medyaya bıraktı ve artık bununla beraber pazarlama ve reklam stratejileriyle çok değişmeye başladı. Ama biz pazarlama faaliyetlerinde eski medya diye tabir ettiğimiz konvansiyonel medyayı da bırakmadan ikisini birbirine entegre ederek hem böyle müşterilerimize pazarlama faaliyeti sunuyoruz hem de yaptığımız işlerle onların müşteri sadakatini arttıracak, eldeki müşteriden daha fazla kazanç elde etmesini sağlayan sistemler geliştiriyoruz. Üç tane doğru. Ama futbolda teknik direktörlük, antrenörlük yani tabiri caizse eşortman giyerek değil, takım elbiseyle dönerek, kravatımı takarak futbolun yönetim kademelerinde görev almak istiyorum. Potansiyel enerjimi futbolun rekabetine değil de işte genel faydasına harcamak istiyorum. Buradan o çıkıyor abi. Atıyorum Metro Garden'a basıyorum. Metro Garden'da biz bir yarışma yapmışız abi. Bizim yarışmamızda 3 aydır da aynı zamanda yapımcılık yapıyorum. Yapımcılığını yaptığımın programın ismiyle yazılımın programının ismi aynı. Bunlar böyle 2020 yılında yolları kesişecek bir plan çizdim kendime. Yani bu plan doğrultusunda da ilerliyorum. İnşallah önümüzdeki dönem, önümüzdeki yılda ikisini entegre çalıştığı bir sistem olacak. İnşallah da insanların karşısına öyle çıkacağız.